Ne? Oy başımıza gelenler vay. Hayırdır muhtar emmi? Nereye böyle kaça kaça? Melik ile Eşref birbirine girmiş. Melik'e bir şey olmamıştır inşallah. Melik abi kafasını gözünü yarmıştır o Eşref'e. Nasıl konuşma bu böyle Selvi? Nişanlın o senin. Nişanlınmış. Gönülsüz gittiğimi herkes biliyor. Ne yapacak şey kadın dur yapma yapma diyorum. Abi elin kırılsın Hatice. Oh çok güzel. Beyninden kan açıla da aha burada gebere gidelim. Dua et oğluma bir şey olmasın. Köyü başına yıkarım Hatice. Hiçbir şey yapamazsın. Deli Hatice derler bana. Bir başıma sana değil bütün sülalene yeterim. Kalk oğlum kalk. Her gün dövüş, her gün dövüş. Nedir bu köyün sizden çektiği be? Ayıptır ya. İlk önce o sataştı muhtar emmi. Evet Eşref bu açtı. Yalan. Doğru yalan söylüyorlar muhtar emmi. Neyse ne. Yetmedi mi döktüğünüz kana? Senelerdir davanız bitmedi be. Kaç ölü verdiniz? Evlatlar babasız, analar ersiz kaldı. Kaç can mapusta kaldı be? Daha da mı soğumadınız? Yeter be. Sakın bir daha karşımıza çıkmayın. Eğer bir gün karşılaşırsak siz karşımıza durmayın. Yürü. Hadi, hadi gidelim. Abim yapamadı ama ben yapacağım. Bir gün geberteceğim o Eşref'i. Veysel, ikinize de diyorum. Bir daha sarıgillerden biriyle dalaşırsanız analık hakkımı helal etmem. Yaptıklarını görmeyeceksiniz. Söylediklerini de duymayacaksınız. Duydun mu Melik? Kuduz it iyilikten anlamaz ana. Ya zehirlersin ya çekip vurursun. Allah muhtar emmiden razı olsun. Yoksa ya Melik ölmüştü ya Eşref. Eşref ölecek ha? Nerede? Öyle bir şey olsun bütün köy şahidimdir. 10 gün oruç tutacağım. Tövbe de Selvi. Melik hapislerde mi çürüsün? Ya sinirle ne dediğimi bilemedim abla. Kusuruma bakma. Sahi bunlar neyin meselesini yapıyorlar? Sen sevdiğisin. Anlatmıştır Melik abi. Dediğine göre seneler öncesinden bir arazi davaları varmış. Yok senin malındı, yok benim malımdı diye birbirlerini kırıp dururlarmış. Bütün köy dökülmüş. Eşref'in abisi çekip vurmuş Hasan emmi. Hasan emmi can çekişirken nasıl ettiyse etmiş, İrfan'a bir kurşun sıkmış. İkisi de oracıkta ölmüş. Selvi kes hazırlan. Nişanlılara geçmiş olsuna gidelim. Allah biliyor ya. Eşref'in yüzünü görmeyi şu kadarcık istemiyor. Ben Ali'yi seviyorum abla. Ne olmuş çobansa, ne olmuş fakirse biz çok mu varlıklıyız? Babam senelerce millete kahyalık yapmadı mı? Şimdi niye havalardan uçuyor ha? Ablan kurban olsun sana. Keşke elimden bir şey gelseydi. Babam ne anamın sözünü dinler ne de benim. Sen de bilirsin. Belki böylesi hayırlıdır. Zengin eve gideceksin, rahat edeceksin. Olmaz olsun onların zenginliği. Dediler ki damadın dövüşüyor. Aklım çıktı vallahi. Allah'a şükür ki bir şey yok. Çok şükür. Melik nasıl acaba? Daha Melik nasıl der durur. Bu adam beni veremedecek. Sen yılmadın ama ben yıldım artık bu kavgadan Hatice. Nereye kadar birbirimizi öldürüp duracağız? Dalyan gibi oğlun gitti. Sustu otur artık. Ayran'a ne gerek vardı Senem kızım? Yiyip içmeye mi geldik sanki? Geçmiş olsuna geldik. Canım bir hayrandan ne olacak? Hazır geldiniz şu düğün işinde konuşalım. Böyle bir zamanda uygun düşmez diye sesimi etmedim. Ama madem meseleyi açtınız o zaman müsaade buyurursanız diyeceklerimiz var. Hele bir de bakalım. Siz de bilirsiniz nişanı ne kadar uzatırsan millet o kadar söz eder. Kaç ay oldu? Eş dost kızı gönülsüz mü aldılar? Niye düğün yapmıyorlar diye konuşup duruyor. Millete neymiş canım? Geldi onlara anlat işte.
Bir ay içinde yapacağız düğünü Kamber Baba. İçin rahat etsin. Biz varken sana laf düşmez Eşref. Sen de biliyorsun. Eşref yüreğinden rahatsız Kamber. Sık sık şehre gidip geliyor. Düğün geciktiyse bu sebepten gecikti. Keyiften değil. Tabii canım, muhakkak. Hani ben düğün zamanını bilelim, ona göre hazırlık yapalım diye sorup duruyorum. Hazırlığınızı tamam edin öyleyse. 15 güne kalmaz düğünü yaparız. Bakıp durma Gülbahar, iyiyim. Benim içim rahat etmeyecek Melih. İlçeye git bir baktır. Delikanlı adama kolay kolay bir şey olmaz. Canını sıkmasa. Daha dün gördüm ama sanırsın bir sene olmuş görmeyeli. Bir de bana sor. Senden ayrılıp eve gidene kadar burnumda tutuyorsun. Selvi'nin düğünü olur olmaz hissedeceğim seni. Ne oldu? Niye suratın döküldü? Eşref'le evlenecek ya, bir türlü içim almıyor. Senin kanlım diye sevmiyorsun Eşref'i. Mesele kanlım olması değil Gülbahar. Selvi istemeden nişanlandı onunla, sen de biliyorsun. Ali de perişan. Mecnun gibi ne yediğini biliyor ne içtiğini. Baban yazık etti ikisine de, ne diyeyim. Oo Hüsnü amca, nasılsın? Aman nasıl olayım. Meret dizimin ağrısı tuttu yine. Nereden böyle? Koyunları dağıttım, eve gidiyordum. Yorulmuşsundur, hadi tutmayayım. Yengemin ellerinden sağ öperim. Ol, sağ ol. Sen kız. Oyalanmanın sırası değil. 15 gün sonra düğünümüz var. Gidek bir an evvel hazırlıklara başlayak. Ne iyi ettin de geldin Ali. Vallahi çok özlemiş. Sağ olasın. Biraz dolaşıp geleceğim. Akşam akşam ne dolaşmasıymış? Otur oturdun yerde. Bak hiç duyuyor mu? Sargillerle dolaşma sakın. Ana, sen yoruldum diyordun. Gidip uzansana. Misafir gelmiş, yatılır mı hiç? Amma yaptın Sultan Ana. Ben misafir miyim? Evin oğluyum. E kusura bakma o zaman. Ne kusuru? İstirahatine bak sen. Bir şey söyleyecektin, anam geldi. Selvi 15 güne kadar evleniyormuş. Babası işittirdi. Seni ne kadar severim bilirsin. Selvi'yi de. Birbirinizi bu kadar severken ayrılmanız çok gücüme gidiyor. Ayrılmayacağız. O düğün olmayacak. Aklındaki ne hali? Sabit arkadaşım. Yakında öğrenirsin. Yeter ağladığın Selvi. Gözlerin kurudu. Kurusun. Yüreğim kurumuş. Gözlerinde varsın kurusun. 15 gün sonra Eşref'in karısıyım. Sevmeden koynuna gireceğim. Mezara girsem daha iyiydi. Niye böyle etti babam abla? Niye gönlüm Ali'deyken Eşref'e verdi? Dur hele. Sanki birisi taş attı. Bir karaltı var ama seçemiyorum. Ali bu abla, Ali. Şşt, babamları kaldıracaksın. Geldi, işaret etti. Kurban olayım, çabuk gel Selvi. Babam bir görürse hepimizi kör bıçakla keser. Ne edeceğiz Ali? Babamı duydum. Düğün az kaldı. Ne edeceğiz? Kaçacağız. Borçlarını hazırla. Sabaha karşı çeşmenin oraya gel. Borçayı ne edeceğiz? Şimdi kaçalım. Doğru diyorsun. Şimdi kaçmak varken sabaha niye bırakalım? Görmedim, söyle ha. Yanımda yatan kızın kaçtığını nasıl görmezsin? Yeter, öldüreceğim kızı Kamber. Gebersin. Ne diyeceğiz şimdi bizimlere ha? Adamlar dünyanın nişanlısını getirdiler. Ne cevap vereceğiz söyle. Böyle olacağı belliydi. Gönülsüz verdin. Ne zamandan beri kızlara kimin ne evleneceği soruluyor ha? Babasıyım kızım. Ben karar veririm kimin evleneceğine. Tek kelime daha etme Gülbahar. Bütün gıncımı senden çıkarırım. Çıkardın zaten. Deminden beri dövüyor. Kes! Kırırım senin de ağzını burnunu. Elif, duydun mu kız? Neyi? Kamber'in kızı, çoban Ali ile kaçmış. Amanın!
Günaydın. Rezil oldular, rezil. Tabii ya. İyi oluyor Okan Bey. Zengin evine kızını verdi diye iyice havalanmıştı. Benim bildiğim Hatice kadın bunun hesabını kötü sorar. Çok sıkıldım ya. Abi, o sorsa ne olur ki? Kaçan kaçmış bir kere. Sen ne diyorsun muhtar? Zorla güzellik olmaz diye boşuna dememişti. İşte buyurun. Aferin be Ali. Sen bir Eşref soysuzuna yar etmedin ya. Helal olsun sana. Kamber! Aç kapıyı! Aç kapıyı Kamber! Aç kapıyı! Bağırma Hatice. Bütün köye rezil olacağız. Rezil olacağımız kadar olduk zaten. Kamber! Bu ne demek Kamber? Ne demek? Hatice! Bütün köy çalkalanıyor Kamber. Duyduklarımız doğru mu ha? Tüh senin sıfatına bir kıza sahip çıkamadın. Milletin içine nasıl çıkarım ben? Ne ederim bundan sonra? Herkes başıma gülecek. Şu Selvi'nin yüzünden başımız derde girdi. Bizi de perişan etti. Utancımızdan eve kapandık kaldık. Siz utanıyorsanız ya biz ne yapalım ha? Ya Eşref'im ne yapsın? Vallahi ne deseniz haklısınız. Karşınızda boynum kıldan ince. Gelin bütün hediyelerinizi takılarınızı alın. Yalnız getirdiğiniz koyunlardan birini kestik. Tez zamanda onu da yerine koyarım. Daha ben ne yapayım? Elimden bir şey gelmiyor. Var, bir şey var. Bizim bu evden bir kız alacağımız var mı? Var. Selvi olmaz da Gülbahar olur. Öyle bir şey nasıl olur ana? Selvi kaçtı diye yerine beni nasıl verirsiniz? Töreler böyle Gülbahar. Oğlan tarafı kaçanın yerine kardeşini isterse kimse bir şey diyemez. Töresi batsın. Ben neyim? Aşükilim. Şu eve kadar değerim yok mu benim? Köy yerinde kız kısmısının yine kadar değeri yok. Bilmez gibi konuşma Gülbahar. Baba, kurbanın olam. Selvi'nin yerine beni verme. Bunu Selvi'yi kaçırttırırken düşünecektiniz. İşbirliği yaparsın ha? Al sana işbirliği. Ne olursun baba verme. Geçmiş ola. Biraz önce Kudret'le konuştuk, anlaştık. Selvi için 15 güne kadar düğün ederiz diyorlardı ya. Sana o kadar da beklemeyecekler. Bir kere gözleri korktu. Birkaç gün sonra gelinsin. Çeyizini hazırla. Baba. Kız Şerife, olanları bilmiyorum. Ay gene ne oldu? Kamber Selvi'nin yerine Gülbahar'ı vermiş. Deme. Kız üzüldüm valla. Gülbahar Eşref'in eşi mi? Kıza baksan ay parçası dersin. Oğlunu gören hiçbir şeye benzetmez. Doğru diyorsun. Acep nişan hediyelerini geri vermemek için mi Gülbahar'ı verdiler? Bana kalırsa hem hediyeler için hem geleceği için. Kamber buldu bir kere yağlı kapı. Bırakır mı? Bırakmaz. Ben de olsam bırakmam. Kudret köyün en zengini neredeyse. Osman Aga çay versene. Kim ne derse desin Gülbahar'a yazık ettiler. Selvi kendi yerine bacısını vereceklerini bilseydi kaçar mıydı acaba? Kaçardı. Sevda abla insana her şeyi yaptı. Melik çayın kaldı. Melik abi. Selvi'nin yerine ablanı vermişler ha? Ablanı söyle fidanlığın arkasında onu bekliyor. Ne yapsın etsin gelsin. Olur. Gir bakayım içeri. Hadi. Yürü. Yeter dolanıp durduğun. Otur da bir lokma ye. Ne oldu buna böyle? Selvi abla kaçtı ya. Yerine Gülbahar ablayı vermişler. Ne yapalım vermişlerse canım. Melime 40 kız kurban olsun. Gülbahar olmaz başkası olur. Olmaz ana.
Gülbahar'dan başkası olmaz. Ne olur bir delilik yapma Melek. Zaten bahane geziyorlar. Gidip de sataşma Eşref'e. Bu iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Gülbahar. Melek, babam zorla verdi. Vallahi billahi. Biliyorum Gülbahar. Anlatma boşuna. Fidanlığa da gelemedim bir türlü. Babam jandarma gibi başımdaydı. Ne edeceğiz Melek? Kurbanın olan bir şey söyle. Kaçacağız tabii. Başka çaremiz var mı? Gece yarısı saat 3'te Hasan Emirlerin evinin arkasına gel. Tamam. Ne olursa olsun geleceğim. Bekletmen olur. Deli misin kız? Bekletir miyim hiç? Kimseye bir şey belli etme. Etme. Nereye gittin demeyecek? İşim vardı. Ne işin varmış? Bir iş işte ana, sorma. Her işi düşünerek etmek lazım. Birden alevlenip iş görenlerin sonu hayra çıkmıyor. Ne demek şimdi bu? O demek işte. Ben yatıyorum. Sen de yat uyu. Yanlış iş görme. İki düşün, bir adım at. Daha da bir şey demiyorum.
Yapma oğlum. Yapamam ana. Gülbahar'la aynı köyde kalamam artık. Bırak gideyim. Nereye gideceğim peki? İnceşehir köyünde asker arkadaşım var biliyorsun. Çalıştığı çiftlikte adama ihtiyaç vermiş. Gel bir konuş dedi. Sık sık gelir yoklarım sizi. Meraklanma. Gündüz gözüyle çık o zaman, gece gitme. Eşkıyalar türemiş. Yolcuları gece vakti soyuyorlarmış. Olur. Sabah giderim. Attan inmiyor. Ne diyorsun kayınbaba? Beşi bir yerde. İndirin gelini. İçinde şenlik yaptılar, kına yaptılar. Ay şimdi de evleniyorlar. Hayırsız çıktın oğlum, hayırsız. İş için gelmesen yüzünü göremeyecektik. Neyse, hele bir karnını doyur da sonra gene sıkıştırırım seni. Anamı kaldırayım da bir şeyler hazırlasın. Yok yok, kaldırma sakın. Yaşlı kadın, bu saatte rahatsız edilir mi hiç? Hem aç değilim. Öyle olsun. Ya sen askerdeyken daha neşeliydin be Melik. Gülerdin, söylerdin. Ne bu suratın? Bana bak, sevda mı çekiyorsun yoksa? Hiç o konuları açma Behçet. Kız meselesi mi? Sizin köyden mi? Bırak dedim, bende kalsın. Müsaadenle yatayım. Yarın erkenden çiftliğe gideceğiz. Nasıl istersen. Anlatsaydım rahatlardın ya. Yine de sen bilirsin. Benim yenge. Abi mi sandın? Bir isteğin var mı diye sormaya geldi. Hiçbir isteğim yok sağ ol. Terliklerim burada bak. Sabah yalın ayakla yerlere basma sakın. Yeni gelenlerin üşütmezse hiç iyi olmazmış. Bir şey diyeceğim, darılma. Darılmam söyle. İyi ki de Selvi abla başkasına kaçtı. İyi ki de abime seni aldılar. Sana daha çok kanım kaynadı benim. Sağ olasın.
Abim gelmeden gideyim. Saçından kıskandım. Neşemdi. Ellerin oldu. Melik, yatmadın mı hala? Yatamadım. Yerimi yadırgadım her hal. Gelinliği damat çıkarır. Adettendir. İki kızı da görünsüz verdiler. Olacağı buydu. Şefim. Bizdeki şansı görüyor musun? Tam rahat edeceğiz derken damat öldü. Cenaze gibi bir şeye bakan be. Utan. Önce İrfan sonra sen. İki senede iki can verdim. Ne talihsiz başım varmış benim. Nasıl dayanırım buna? Eşrefim, oğlum. Melik, Kerem Bey gelsin yemek yesin dedi. Şu işi bitireyim öyle yerim. Durdurak bilmez misin sen? Ara sıra dinlen. Canına yazık. Böylesi daha iyi. Ne kadar çok çalışırsam o kadar az düşünüyorum. İlçeye gidiyorum Hatice. Bir isteğin var mı? Dur hele. Bu böyle duracak mı? Kim? Kim olacak? Gelin. Onun yüzünden öldü oğlum. Ayağı uğursuz geldi. Götür bırak. Ne duruyor hala? Evi mi var başında? O nasıl söz Hatice? Gülbahar o evin gelini. Eşref olsa da olmasa da. Evet anne. Gülbahar yengemi seviyorum ben. Geri gitmesini istemiyorum. O zaman her salına salına gezdiğinde Eşref'i hatırlarsınız. Dayanabiliyorsanız buyursun kalsın ha. Gece kalacaksın mı? Yok kalmayacağım. Hanımı görüp hemen geleceğim. Geç saate kalma o zaman. Erken çık. Birkaç çapulsuz yol kesip adam soyuyorlarmış. Geçen birini yaralamışlar.
Duymuşsundur. Paralıyı parasız ayırt eder onlar. Kaygılanma. Neyin var ki soyacaklar? Sen yine de dikkatli ol. Hayırdır, nereye? Biraz anamlara gidip hemen geleceğim Hatice'm. Gecikme. Dul kadınsın. Hakkında hemen laf çıkarırlar. Gecikme. İzin alma yok. Gideceğim. Ya sen yengemden ne istiyorsun ana? Ne yaptı sana? Geldiği gün oğlum öldü. Daha ne yapsın? Uğursuz işte. Oğlum. Öldüreceksin ana, dur. Ne yapayım? Çok özlemişim oğlumu. Zayıflamışsın. Yemek vermiyorlar mı sana oradaki zalimler? Veriyorlar da ben yemiyorum. Çalışmak iyi geliyor. Boyun mu attı seni? Ya uzadım azıcık. Gene gideceğim abi. Gideceğim. Çalışmak iyi geliyor. Bazı şeyleri unutuyorum hiç değilse. Duymuşsundur. Evlendikleri gün Eşref öldü. Hmm, kahvedekiler konuşurken duydum. Ne senin ne onun kısmetinde yokmuş. Talihi böyleymiş. Tutmayın belanı. Yemek hazırlayayım. Akşama kalmadan döneceğim ana. Peynir ekmek yeriz. Hiç yemeğe girme. Olur mu oğlum? Kıyamam ben sana acayip. Canım. Geçen gün Selvi haber göndermiş. İyiyim, beni merak etmesinler demiş. Sevindim vallahi. Gülbahar'ım, melek kızım. Başkası olsa bacısına kinlenirdi. Ben olmasam o gönülsüz gidecekti. Birimizden biri mutlu olsun hiç değilse. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? Gülbahar'ın sana diyecekleri var Kamber. Kızmayacaksın ama. Kızmayacaksın dediğine göre kesin kızacağım bir şeydir. Ne oldu Değerli? Kaynanan beni istemiyor baba. Oğlu öldü diye beni suçluyor. Suratı hep asık. Bir güzel söz söylemiyor. İyisi geri getir beni. Eşref öldü gitti. Ne işim var benim o evde? Ya siz beni deli mi edeceksiniz ha? Her gün bir icat çıkarıyorsunuz. Evden çıkan kız geri gelir mi hiç? Dul da kalsan, zulüm de görsen... kızın yeri kocasının evidir. Deli deli konuşup benim sinirimi tepeme çıkarmayın. Ben de adam gibi bir şey söyleyeceğim sanıyordum. Sen o evin malısın kızım, duydun mu? Buraya anca misafirliğe gelirsin. Yılanın başı sensin sen. Bir daha bu kızdan böyle abuk sabuk şeyler duyarsam senin de boynunu koparırım. Aha buraya da yazıyorum. Gülbahar. Gülbahar dur. Gülbahar dur, sana diyeceklerim var. Ne diyeceksin bana? Seviyorum deyip de şişinip şişinip bırakıp gittiğini mi diyeceksin? Yoksa saçından kıskanıyorum deyip ellerin koynuna ittiğini mi diyeceksin? Hala yüzün mü var konuşmaya? Dur bir dinle ne olur. Asıl sen dinle. Evlendiğim gün Eşref ölmedi. Evlendiğim gün asıl sen öldün benim için. Toprağını kapattım artık. Kırkını ettim. Öldün. Duydun mu? Öldün. O gece inan bana geliyordum ama... Aa Melik abi, köye döndün mü? Anamı görmeye geldim. Gidiyordum. O zaman git. Yolundan olma. Yürü Senem. Niye öyle konuştun? Sanki bizim kanlımız değil senin kanın. Konuştum işte. Sen nereden geliyorsun? Songül'den tığ aldım. Bak yenge, yazma oyası başladım. Nasıl? Güzel mi? Aa çok güzel. Eline sağlık. Aa bir dakika. Bu oyanın adı sevdiğin var değil mi? Senem. Yoksa sevdiğin ne var? Kaç yaşında kızım yenge? Olmasın mı? Bak sen. Kimmiş bu delikanlı? Söyle de bilelim hele. Biliyorsun aslında ama sevdiğim olduğunu bilmiyorsun. Nasıl yani? Tanıdığım biri. Daha bugün onunla konuşuyordum. Allah Allah. Kız çatlatacak mı sen adamı? Düzgün söyle şunu. Melik. Melik mi? Kanlımız biliyorum ama ne yapayım, seviyorum işte. Hem de senelerdir. Halam rahatsızlanmış. Babam yarın onun yanına gönderiyor. Bil bakalım halam hangi köyde? Bir kez demiştiniz ama unuttum. İnceşehir köyünde. Melik de orada çalışıyormuş, duydum.
Köy dediğin yer ne kadar yer ki? Eninde sonunda karşılaşacağız. Allah'ın emri. Öyle mutluyum ki nasıl yatacağım bilmiyorum. Ha, gözünü seveyim anam duymasın. Anam duymasın dedim yenge. Söylemem, tasalanma. Dayım birkaç güne kalmaz gelecek dersin Talip. Olur dayı. Keşke yengem de gelseydi. Gezerdik biraz, açılırdı. Tövbe estağfurullah tövbe. Sen hasta bakmaya mı gidiyorsun, gezmeye mi gidiyorsun? Kestirme olsun diye sakın ormanın içinden geçmeyin. Eşkıyalar sarmış her yanı, yol kesiyorlarmış. Olur dayı, her zamanki yoldan gideriz. Sen de tek kalıyorsun. Aklım sende kalacak valla. O olsun. Hadi güle güle gidin, hadi. Hadi. Melik, Kerem Bey söyledi. Sizin köye gidecekmişsin. Hayırdır? Orada bacısı var. Uzun Sinan diye biriyle evliymiş. Ha, bildim. Bunları onlara götüreceğim. Durumları biraz bozukmuş herhalde. Tamam, götürürüm. Tez git gel. Kerem Bey'in akşam da işi varmış seninle. Hemen gidiyorum öyleyse. Hadi uğurlar onu. Ne yapıyorsun Senem abla? Dayım ormandan gitmeyin dedi. Duymadın mı? Bir şey olmaz. Hadi. Hadi seni. Ne korkaksın sen öyle? 3 saat yürüyeceğimize 1 saat gideceğiz. Fena mı? Vay vay vay, ormana bir peri kızı düştü arkadaşlar. Vallahi dolu diyor. Param pulun ne varsa dök çabuk. Vallahi hiçbir şeyim yok, işte bakın. Sende ne var? Param yok. Bunu da hiç söylemiyorsun ha? Hadi. Acelemiz var. Dur ya, ne acelemiz var? Bulmuşuz böyle bir kızı, koklamadan mı yollayacağız? Düyelim, başımız belaya girecek. Siz gidin, benim biraz işim var. Bırakın ablamı, bırakın dedim. Kes lan. Dur, bırak beni. Gel buraya. Gel, gel buraya dedim. Bırak, bırak beni. Bırak. Gel burada. Bırak beni. Bırak beni dedim. Para pul yetmedi, şimdi de milletin namusuna mı göz koydunuz ha? Bu da nereden çıktı ya? Sen nasılsın? İyi misin? Nereden çıktın bilmiyorum ama pişman olacak sarsın. Melik abi dikkat! Melik abi! Melik abi! Melik abi! Melik abi! Melik abi! Melik abi! Sizinkileri pek bir şey olmamış ama Melik kötü bıçaklanmış, öyle diyorlar. Melik'in onların yanında işi ne şey? Ben ne bileyim, ilçedeki sağlık ocağına götürmüşler, öyle söylediler. Ben gidiyorum Hatice. Dur hele, ben de geliyorum. Allah Melik abiden razı olsun. Yetişmeseydi çok kötü şeyler olacaktı. Ah kızım ah, ormandan geçmeyin diye kaç defa söyledim size. Ne bileydim böyle olacağını baba. Gör işte Hatice, gör. Kanlımız o diye yapmadığını bırakmadın. Çocuk senin kızın için içeride can çekişiyor. Ne yaptınız oğlum? Ha, ne yaptınız? Dursana, dur Sultan Ana. Onlar hiçbir şey yapmadı. Eşkıyalarla vuruşmuş Melik. Bu da mı gelecekti başıma? Nerede peki? Yoksa öldü mü? Ölmedi, tasalanma. Bıçak yarası almış. Doktorlar iyi etmek için uğraşıyor. Burada bir şey yapmazlarsa alıp şehre götüreceğim. Zavallı çocuk. Kızımla yeğenini kurtarmak için bıçaklanmış. O iyi olsun diye elimden ne gelirse yapacağım. Doktor geliyor. Oğlum nasıl doktora? Yarası çok mu ağır? Ciddi bir yara almış teyze. Elimizden geleni yapıyoruz ama merak etme. Kur-
Kurban olayım onu İyet. Elini ayağını öpeyim. Estağfurullah teyze. Dedim ya, ne gerekirse yapacağız. Hadi Kudret, burada bekleyecek miyiz böyle? Bekleyeceğiz evet. Başlarında erkekleri yok. Bir şey lazım olsa ne yapacaklar? İyi haberini almadan şuradan şuraya gitmem. Allah'ım oğlumu bana bağışla. Sen büyüksün, sana sığındım ya Rabbim. Ne olur kurtul. Sana ne oluyor be? Elin adamı için ne üzülüp duruyor? Ha? Doktor. Oğlum tehlikeyi atlattı teyze. Hadi gözün aydın. Allah'ım sana şükür. Allah'a çok şükür. Bir haftaya kalmadın toparlat. Öyle de çok gün kaybettim ana. Kerem Bey'in bütün işleri kaldı. Varsın kalsın. Canından kıymetli mi? Veysel kapıya bak. Tamam ana. Meğer ne çok seveni varmış oğlumun. Geçmiş olsuna gelenlerin ardı arkası kesilmedi bir türlü. Sağ olsunlar. Ana muhtar emmi geldi. Hoş geldin muhtar. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Melik. İşten güçten anca gelebildim. Ne kusuru muhterem mi? Ayağına sağlık. Zahmet edip buraya kadar gelmişsin. Bütün köy seni konuşuyor Melik. Filmlerdeki gibi kurtarmışsın kızı. Aferin sana. Neyse, lafı uzatmadan asıl geliş sebebimi söyleyeyim. Dün Sarıgillerden Kudret yanıma geldi. Melik'in yaptığı çok hoşuna gitmiş. Melik oğlumuza ne yapsak da borcumuzu ödesek diyor. Hiçbir borcu yok. O öyle demiyor ama işte. Bir de benim anladığım kızı Senem bir şeyler çıtlatmış. Ne çıtlatmış? Oğulları da öldü biliyorsunuz. Tek kızları kaldı. Pek bir kıymetli. Her istediğini hemen yapıveriyorlar. Lafı uzatmayayım dedin ama iyi uzattın muhtar. Ne demiş kızı? Sözün kısası şu. Senem'in gönlü Melih'e düşmüş. Kudret de Melik hedesin hemen ikisini evlendireyim diyor. Böyle bir şey babaya söylenir mi hiç? Vallahi söylemedim yenge. Melik hastaydı ya, dayanamadım ağladım. Babam da gördü. Görür görmez de anlayıverdi sevdalandığımı. Anladığı iyi oldu aslında bak, sizi evlendireyim diyor. Gene de seni çok ayıpladım seni. Hem kız kısmı erkeğin peşine evlenelim diye düşmez. Erkek onun ayağına gelir. Aman yenge, artık böyle şeyler mi kaldı Allah aşkına? Ya sen benim mutluluğumu istemiyor musun yenge? Niye böyle yapıyorsun şimdi? Dedim ya çok seviyorum Melik'i. Bu iş olmaz, ben sana söyleyeyim. Siz kanlı değil misiniz? Kaç sene amcaların, dedelerin onunkilerle vuruşup durmadı mı ha? Evlenirsek kan davamız biter işte, fena mı? Gençsin ama çok geri kafalısın yenge, kusura bakma. Ne cehenneme kayboldunuz? Babanızın çayı bitti, gelin doldurun. Çaydanlık buradaymış ya. Dolduruverseydin ana. Anam benle konuşmuyor. Niye? Sizin mesele yüzünden. Can düşmanımız evimize damat olarak gelecek. Bunu da mı görecektim ben ha? Hatice dava mava kalmadı artık. Unut. Biz de onlar da çok acı çektik. Yeter artık. Abimler ölünce kolsuz kanatsız kaldınız ana. Melik size oğulluk eder. Fena mı? Olmaz olsun onun oğlu. Ben bu işe razıyım Hatice. Melik hedesin yarın düğününü yapıyorum. İstediğin kadar feryat et. Abi. Uyumadın mı sen hala? Uyuyamadım. Biraz konuşalım. Hayırdır? Aşık falan mı oldun yoksa? Yok ya, bu yaşta ne aşkı? Bana düşmez ama bir şey diyeceğim. De bakalım. Gülbahar ablayla nasıl olsa sonunuz yok. Mecbur başkasıyla evleneceğim. Senem abla da güzel kız Allah için. Niye olmasın ki? Hem kan davamız da biter. Anam bize bir şey olacak diye geceleri uyuyamıyor. Yazık kadına. Ne olur abi evlen Senem abla. Anam. Ha. Bir şey diyeceğim. De hele. Artık bu zamandan sonra bir daha kimseyi sevemem. Senem olmuş, öbürü olmuş fark etmez. Diyeceğim...
Kardeşim tebrikler. Niye dalıp dalıp gittiğin anlaşıldı. Senemi nasıl alırım diye düşünüyordum beni. Hadi gözün aydın. Muradın erdi. Sağ olasın muhtar. Sen aracı olmasaydın bu iş olmazdı. Ne demek canım? Lafı bile edin. Vallahi bu duruma en çok benimle köylüler sevindi. Bıkmıştık artık sizin dövüşlerinizden yahu. Aman, aman gitsin o gün. Gelmesin geri. Ben de Melik geldi sandım. Anan gönderdi. Çok üstüne düşmesin. Biraz ağır olsun dedi. Anam da sağ olsun düğün günümü burnundan getirdi. Oynama, gülme, konuşma. Sen çabuk unuttun ama o kanunuz olduğunu unutmadı. Yenge sana ne oldu böyle? Kaç gündür ters ters konuşuyor. Ben seni evlenirken böyle mi yaptım? Kusura bakma. Seni çok seviyorum ya, paylaşmak istemiyorum ondan. Ben sana kırılmam ki. Direkten demediğini biliyorum. Canım yenge. Yenge. Ha? Ben üstümü soyunayım mı yoksa o mu soyundursun? Nasıl istiyorsan öyle yap. Kendim açarım. Aslında yüz görümlüğümü takıp beni öpecektin ama o da kalsın hadi. Ben seni var ya çok zamandır beğeniyordum biliyor musun? Sen o gün bizi kurtarınca yaralandın diye çok üzüldüm. Ama Allah biliyor ya sevindim de. Her işin bir sebebi olurmuş. Bizimki de bu oldu bak. Gününüz aydın olsun. Senin de. Geç otur şöyle. Gülbahar, çocukların çaylarını koy. Senem, şu peyniri uzat hele. Melik oğlum yesin. Ye oğlum, çekinme. Bu ev artık senin. Sağ ol Kudret baba. Niye kalktın ana? Doydum. İzninizle. Evde birkaç tamir işi var, onları yapayım. Yardım edeyim. Elimden böyle işler gelir. Edersin. Kahvaltını bitir önce. Yemeyeceğim, iştahım yok. Gel o zaman. Hiçbir şey olmadı yenge. Hemen yat da uyudu. Gülbahar. Gülbahar. Gülbahar bir dur. Bırak. Dur da dinle. O gece. Kaçacağımız gece yani. Yanına gelirken anam karşıma çıktı. Kaçarsanız Veysel'i öldürürler dedi. Yalvardı, yakardı. Çocuk gibi ağladı. Yapamadım. Anamı öyle bırakıp gelemedim. Ne konuşuyorsunuz böyle? Hiç. Oradan buradan. Sana getirdim. Sabah da bir şey yemedin. İçime dert oldu. Sağ ol. Melik yattığına göre ben de yatayım artık. Açık açık söylenmez öyle şeyler. Ayıp. Utanma da kalmadı. Ne dedim şimdi canım? Koş git, kocam beklemesin. Tövbe estağfurullah, tövbe. Melik. Melik. Yine mi uyudu bu ya? Of. Sağ olasın. Oo, kalktın mı Melik oğlum? İyi sabahlar Kudret baba. Uykucu kızım kalkmadı mı hala? Yatıyor. Gül var.
Su dök de Melik oğlum da elini yüzünü yıkasın. Gece bir şey olmadı Gülbahar. İnan bana. Düşünüp de üzülme sakın. Ne olur gidin buradan. Başka yerde oturun. Sizi yan yana gördükçe içim acıyor. Yüreğim batıyor. Ne olur gidin. Dur Selam. Babanlar içeride. Dur. 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 Aha, dur. Yapma. Aman yenge. Elini kesersin. Dikkat et. Çocuklar, biz muhtara gidiyoruz. Kaynanası ölmüş. Bas sağlığı verelim. Bizden de söyleyin. Olur. Hazır ev rahatladı. Girip bir yıkanayım ben de. Ben bir tek seni sevdim Gülbahar. Bir tek seni sevdim. Yapma ne olur. Sarılırsan bırakamam, yapma. Biz birbirimizsiz olamayız Gülbahar. Of Allah, ne yapacağız? O gece yapamadığımızı bu gece yapacağız. Kaçacağız. Hadi, yaptık yaptık. Yapamadık, ömür boyu birbirimize hasret yaşayacağız. Göreceğiz, dokunamayacağız. Sonunda kahrede kahrede ölüp gideceğiz. Hadi. Baba! Baba! Muhtar amca! Ne oldu? Muhtar amca! Ne oldu? Melik'le yengem kaçmışlar. Ne? Ne diyorsun sen? Emin misin kaçtıklarına? Kanlını oğul diye eve sokarsan olacağı buydu işte. Bunu onların yanında bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Düşüme giriyordu. Birlikte kaçıyorlardı. Dur. Oldu sonunda görüyor mu? Bir delilik yapma Kudret, dur. Yok mu ha? Biriniz damadımsınız, biriniz gelinim. Nasıl yaptınız bunu ha? Nasıl? Ne duruyorsun? Vur hadi, hadi. Baba! Yapma baba! Kudret, kendine gel. Kudret, ver o tüfeği bana ne olur. Yapma, dur! Çekil kadın, çekil! Yapamayacağım. Öyleyse bu işi ben yaparım, ben! Hayır!
Hazan oldu. Ben ki senden